Bakteri DNA'sı halkasaldır. Ökaryot DNA'sı ise doğrusaldır. DNA replikasyonu, replikasyon orijini denen özel bölgelerden başlar. Prokaryotlarda bir tane replikasyon orijini bulunur. Ökaryotlarda ise çok sayıda replikasyon orijini bulunur. Replikasyon, ökaryotlarda daha fazla replikasyon orijini olduğu için prokaryotlara göre daha hızlı gerçekleşir. DNA replikasyon orijininden açılır ve replikasyon çatalı oluşur. DNA helikaz enzimi çift ipliğin helix yapısını açar. DNA'nın bir ipliği 3 üssü ucuna, karşı ipliği ise 5 üssü ucuna sahiptir. DNA sentezini yapan enzim DNA polimerazdır. DNA polimeraz ipliğin 3 üssü ucundan okur. DNA polimeraz enzimi kalıp ipliğin 3 üssü ucunun karşısına yeni ipliği yapar. Yeni iplik 5 üssü ucundan sentezlenir. DNA polimeraz, DNA'nın 5 üssü ucunu okuyamaz. Bu yüzden RNA primaz enzimi RNA primerlerini yapar. DNA polimeraz, RNA primerleri arasında DNA'ya uygun nükleotitleri yerleştirir. DNA polimeraz, RNA primerlerini çıkarır ve yerine uygun nükleotitleri yerleştirir. DNA parçacıkları DNA ligaz enzimiyle birleştirilir ve sentez tamamlanır. Yeni sentezlenen DNA'nın bir ipliği kesintisiz, diğer ipliği kesintili sentezlenir.